Selamlar herkese. Hançer ben. Green Hell maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Köyümüzü büyütmeye devam ediyoruz. Her şey on numara. Güneş batıyor yavaştan. Çocuklar koşturuyor, kadınlar oynuyor. Bu arada erkekler nerede? Hiç erkek bulamadık. Bilmiyorum. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm birazcık kampı inşa etmek istiyorum. Birkaç bir şey kuracağım buraya. Şu muzları alamıyoruz değil mi? Yok dekorasyon onlar. Aynen, birkaç depo koyacağız. Demir eritmeye başlayacağız. Kampta takılacağız arkadaşlar. Ya da kampın bir gıdım dışında. Yine keşfe gideriz etraftaki. Kampları basarız, öldürürüz. İnternetten baktım. Totemleri kırdığınızda yeniden belirmiyormuş kampın içindeki adamlar. Ama totemi yeniden inşa ediyorlarmış bir süre sonra ve tekrar beliriyorlarmış. Totemi kırdıktan sonra kamptaki evleri de yıkarsanız o zaman kalıcı olarak yok oluyormuş. Yani şimdilik yok etmeye gerek yok. Giderim, lootlarım. Yay falan düşürüyorlar, obsidian düşürüyorlar. Ama bir noktada kırmaya başlarız bunları. Acelesi yok açıkçası. Daha durabilirler. Bütün harita bu kadarsa acele etmemize gerek yok. Şimdi nereden başlayalım? Tariflere gidelim arkadaşlar. Bence öncelikle bir sandık yapalım. İşleri kolaylaştıracak sandık. O yüzden nehre gidip kil çekmem gerekiyor. Çadırım bu tarafta. Şuradan biraz kil çekelim. Buradan değil. Bu taraftan gidilmiyor mu? Güneyden ve kuzeyden suya gidiyorduk. Burası batı. Okey, buradan gidilmiyor. Şefin sağ tarafından gidelim. Gelen köyler de çalışıyor, bir şeyler yapıyor. Belki sonunda köy güzelleşir. Bakalım. Bir şeye benzer. Tek kötü yanı arkadaşlar, suyun dibinde değil burası. Birazcık aramam gerekiyor. Ha, çok uzak değilmiş. Aynen. Genelde inşaat yapacağız bu bölüm. Çamuru alıyorsunuz. Ve bütün tarifler açılıyor. Şimdi inşa edebileceğiz. Aslında çamur şeyini buraya inşa edebilirim. Buraya götürmeme gerek yok. Yoksa çamur taşımamız gerekecek her seferinde. Aynen, deniz kıyısına yapacağız. Nereye yapalım? Tam buraya yapalım. Şöyle base de orada değil mi? Tam buraya yapabiliriz. Öf, zehirli kurbağalar. 5 zehir veriyor bunlar. Çok fena. Dokunmasın bana. Bir sürü geziyor etrafta. Şahane bir inventory. Şimdi çamur karıcı yapacağız arkadaşlar buraya. Sopaları koyuyorum. Sopa. Yalnız kurbağa işleri zorlaştıracak, dibimde geziyor. Ha, onu öldürsek. Mızrağım yok şu anda. Okta da çok vurabileceğimi zannetmiyorum kurbağayı. Çok küçük. Kütüğü vurdum. En azından geri alabiliyoruz direkt. Kütüğe çarpıyor. Boss savaşı arkadaşlar. Bıçakla vurmayı denesem. Al desem zehir. Zehir kapıyoruz al dersem. Belki ölmüyordur şeyle, okla. Aşırı ufak. Yapacak bir şey yok, burada aç çekerek inşa edeceğiz. Dokunacak o bana. Kütükleri taşıyalım. Tak tak. 4 tane daha lazım. Bir sürü tarif açılıyor bu arada. Şunları kırabiliyorsunuz. Tam ne geliyor emin değilim. Kütük mü geliyor?
Evet, kütük geliyormuş. Bir tane daha koydum. Son iki tane daha. Şunu arkadaşlar bıçakla öldürmeyi deneyeceğim. Ölüyormuş. Okey, daha basit. Tak, tak. Güzel. Buradan çamur alıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Çamur alıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Bol bol pisleniyorsunuz. Orta sahada kömür. Kamp ateşi külü. Odun kömürünü işliyorsunuz. Hop. Sonra da su taşımanız gerekiyor. Onu da buradan yapıyorsunuz. Aynen, iyi ki burayı inşa ettim. Yoksa birazcık işkence olacaktı. Bunu yukarıda yapmak. Hazır. Sonra dalıyorsunuz içine. Kerpiç hazır. Biraz yıkanayım. Sadece tek tek taşınıyor ama yapacak bir şey yok. Hatta her şeyi bunun yanına inşa edebilirim kerpiçle ilgili. Niye oraya yapıyorum ki? Gerek yok. Kerpiçleri burada üreteceğiz zaten. Base'de her şey yan yana olmasına gerek yok. Çömlekçilik tezgahı. Bunu yeni gördüm. Dursun. Odun kömürü yapacağız. Odun kömürü fırını daha doğrusu. Ama ilk sandıkla başlayalım. Bütün base'i buraya da yapabilirim. Aynen, bütün base'i buraya yapalım. Buluruz, kaybetmeyiz diye düşünüyorum. 2-3 tane sopa koydum. Çünkü her türlü yukarıya taşımam gerekecek. Her şey var burada ihtiyacım olan. Birkaç tane daha sopa. Su kenarında olması da güzel. Ateşi falan kullanmam gerekirse giderim zaten yukarıya. Çok uzakta değiller. Tak 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 tak. Kerpiçi de aldım. Aynen. Burada yapmak çok mantıklı. İki sopa daha koydum. İki tahta. Tahta için... Şunları kesebilirim. Bunlardan gelmiyor tahta. Bunlardan uzun sopa geliyor. Tahta için büyükleri kesmem lazım. Seni değil, senin dikenin var. Sen. Ve kütüğe vurmamız lazım sonra. Obsidian bıçaklar süper oldu. Bunları da stoklayacağım bir yere. Kırılmıyor, canı güle gitmiyor. Tahta. Tahta. Kaç tane lazım bize? Kerpiç. Tada. Depomuz hayırlı olsun arkadaşlar. Obsidyanlarla başlayalım. Bu kadar gerekecek mi bilmiyorum. Bunlardan öncelikle mızrak yapabilirim bir tane. Uçağım bırakabiliyor muyum? O yere attı. Yere atınca arkadaşlar canı azalıyor galiba düzenli olarak. O yüzden yere atmak tercihim değil eşyaları. Bunları depolayamıyoruz. Üzücü. Üzücü. Konserveleri koyabiliriz. Çünkü demir eriteceğiz burada. O yüzden demirleri de koyabiliriz. Bir sandık daha bile yapabilirim. Ama sonra. Birazcık boşaldı. Konserveler kalabilir. Şimdilik iyi. Silahlarımızı nereye takabiliyoruz, asabiliyoruz? Silah rafı mı gerekiyor? Bakarız. Bu 10 numara oldu. Şimdi. Onun dışında ateş falan yapmayacağız burada. Sopaları depoluyoruz. Halat, yaprak. Raf. Belki silah rafın üstüne koyuyorsunuzdur. Çünkü yerde olursa canı azalıyor diye biliyorum her şeyin neredeyse. O yüzden silahları yerde tutmayacağım. Belki raf gerekiyordur da gerek yok. Sonra bakarız. Kerpiç su filtresine bence ihtiyacım yok. Kuru mevsime geçersek yaparız. Daha oyunun başındayız. Hep yağmur yağacak. Su karakteri için de geçerli aynı şey. Böyle büyük yataklara ihtiyacımız yok. Bizim yatağımız güzel. Kurçuk.
kapıyor muyduk bizim yatakta? Hmm. Kapıyor olabiliriz. Yükseğe nasıl bir yatak yapabilirim? Onu tam olarak bilmiyorum. Arşivi yapmaya kasmayacağım. İnternetten bakarım arkadaşlar. Yerde olmamalı teknik olarak. Basit barakamız var. Küçük baraka. Bunların hepsi yerde. Bu değil galiba. Da bu kadar bambu ve yaprak toplamakla uğraşmayacağım. Bakalım. Çok kurçuk bir şey olursa böyle belki bir platform yaparız. Onun üstüne kurarız yatağımızı. Merdivenle çıkarız üstüne. Böyle bir şey deneyebiliriz. Şimdilik sıkıntı yok. Çünkü hamakta uyuyorduk genelde ilk sezon. Su filtresine gerek yok. Kurutucu yapabiliriz. Ama bunu beyze yapabiliriz. Şeye, köyün meydanına. Daha mantıklı, orada yemekleri pişireceğiz çünkü. Pişirme askısının nasıl çalıştığını halen bilmiyorum. Galiba ateşin üstüne entegre ediyorsunuz. Başka da bir şey kalmadı. Burada şimdi kömür vesaire işlemeye başlayacağız. Şöyle. Çünkü bir an önce demir zırh yapacağız kendimize. Ertelemek yok. Orada tahta içinde kaldı. Yapacak bir şey yok. Kerpiç. Köylüleri de üzmemiş, yormamış oluruz böylelikle. Bitti bile. Bunun için şimdi sopa falan basacağız. Bir tür kömür üretebiliriz. Bir şey var. Yokmuş. Yokmuş, gerildim. Tahtam var mı? Yok. Neyse, bunları koyalım. Bundan bol bir şey yok şu anda etrafta. Tahta biraz daha hızlı oluyor. Uzun sopayı koyamıyoruz değil mi? No. Kalası koyabiliyor muyuz? Kütüğü. Onu da zannetmiyorum. Neyse, sopayla yapacağız şimdilik. Zehirli kurbağa. Özellik posta. Kömürümüz geliyor. Tam yetti. Yakalım. Enerjim yetecek mi? Ucundan yetecek gibi hissediyorum. Kolay gelsin. Biraz yıkanalım. Açtım. Susuzluğum ne alemde. Bu arada bunlarla kasabiliriz ya. Bunlara arada ok sıkacağım. Nişancılık kasabiliriz onları öldürüp. Gayet iyi. Karışık yemekler yiyebilirim biraz. Çorbalarım hazır muhtemelen. Disgusting. Aa, güvenli olmayan suyu içtim. Yanlış okudum. Neyse, benim hatam. Güvenli de yoktum. Oradan kömürler gelecek. Şimdi demir işleme şeyini de yapmalıyız yavaştan. Bu. Onu buraya koydum. Uzun sopa. Buralarda bir sürü uzun sopa olması lazım. Bir. İki. Pek göremiyorum ama. Neyse, yeniden keselim. 3, 4, 5 hepsi buradaymış. Kerpiçler yok. Çamur al. Kesinlikle buraya yapmak bizi çok mantıklı oldu. Yukarı taşısam bunları kafayı yerdik. Son kömürüm. Şimdilik.
Yağmur yağdığı için otomatik doluyor. O da güzel. Zamanlama. Biraz da ben doldurayım. Hoppa. Kullan. Oldu da bitti. Evet. Bunun içine şimdi burada biriken konserveleri atabilirim. Demiri de atabilirim. Aynı miktarda çıkıyor diye biliyorum. Birer çıkıyor. Başka da koydurtmuyor. Keşke birden fazla koydursa. Ateşi de şuradan alıp meşaleyle buraya atabilirdim aslında ama meşalem yok. Buraya bir tane meşale yapıp da atabiliriz. Aslında yapayım mı? Sopa ve ip sadece gerekiyor. Sopa. Yanılmıyorsam. Sopa, ip, hatta reçinem olsaydı ki... Attım bir noktada onu. Kuvvetli meşale yapabiliyorsunuz bu tarife. Reçine ekleyerek. Takamıyorum. Obsidian şeyi yere attım bir. Taktım. Buradan yık... buradan yakamıyorsun. Çünkü kapalı. Okey, yapacak bir şey yok. Bay bay. Obsidian'ları geri aldım. Kaderimiz buymuş, yakmak gerekiyormuş. Gözü koydum. Bütün akşam çalıştık ya, yorulduk. Gidip uyuyalım. Ha? Neden yakamıyorum? Ne? Ne? Aptal bir şey oldu. Gitti ateş. Neden öyle yaptı bilmiyorum arkadaşlar. Gidip uyuyalım birazcık. Geri geleceğim. Öyle yapması çok enteresandı. Ben geldim. Bu arada muz ağaçları artmaya başladı. Ekiyorlar galiba yavaş yavaş. Merhaba. Şuraya bir et attım. Birazcık uyuyup geleceğim, beni bekleyin. Biraz sabahta sabah uyumak verimsiz oldu ama yapacak bir şey yok. Güzel. Protein yağ su. Çorbayı içelim. Et yandı. Okey, yapacak bir şey yok. Demek ki uyuyunca şey oluyor. Ya çorba içtim. Etler yanabiliyor ben uyurken. Güzel. Devam edelim. Şey yanlış mı yaptım ya? Öyle yakıyorduk diye hatırlıyorum bunu. Ha, kömür koymadık. Tamam, benim hatam. Kömürleri beslemeniz gerekiyor önce arkadaşlar. Öyle olmuyor direkt. Peki, şimdi bir sonraki hedeflerimizi gözden geçirelim. Sandık yaptık, birkaç bir şey yerleştirdik. Malzemelerimiz fena değil, bandajlarımız falan var. Bir sonraki hedefimiz full bunları eritmek, demirleri. Ve bunlarla zırh yapmak kalıcı olarak ve silah yapmak.
Obsidian'la mızrak yapabilirim de. Şu anda mızrağa ihtiyacım yok. Yay çok iyi. Yaydan çok memnunum. O yüzden bakmıyoruz. Bıçağa da çok gerek yok. O yüzden bunları eritip patır patır zırhları takmaya başlayacağız. Düzenli olarak tabii ki şey yapabiliriz. Ok yapabiliriz. Okları biriktirmeye başlayabiliriz. Bir 20 tane okum olsa her şey yeter. Hiç o kadar yok. Bir kısmını burada kurbağaya sıktım ve toplamadım bile henüz. Çok da önemli değil. Aynen. Amacım zırh yapmak. Buraya bol bol gelip demirleri işleyeceğiz arkadaşlar. Sonra bir sandık daha atarız. Duruma göre. Ama ufak tefek keşif yapabiliriz. Şimdi bakayım. Yapmak istediğim, inşa etmek istediğim başka bir şeyler var mı? Demir ocağını yaptık. Saksıya bence hiç gerek yok. Bunlara hiç gerek yok. Yatağı da geç, duşu da geç. Papağan yuvası. Tüy toplayabiliriz belki böyle. Bu enteresanmış. Bir tane yapalım mı? Aynen. Muhtemelen tüy biriktirmemizi sağlıyor. Kömür falan yok ama sonra yapacağız bunu. Hatta ocağı da bırakıyorum şimdilik. Çünkü iki tur yapabiliyorsunuz. Açık bırakmak istemiyorum. Çöpe gitmiş olur. Güzel. Ufak bir keşif yapalım şimdi. Geri dönelim sonra. Değerlerimiz ne alemde? Yağ buluruz yolda. Suyu da buluruz bir şekilde. Meyvelerle. Okumuz var. Inventörümüzde bayağı kapasite var. Bıçaklarımız, yiyimiz. Okey. Şimdi nereyi keşfedelim? Buradayız. Kuzeybatıya gidip şu kampı tokatlayabiliriz. Eski kampımız. Kuzeybatı. Orası arkadaşlar ikinci bölümde sığındığımız yer. Bir tane save yapma noktası da koymuştuk hatırlıyorsanız. Totemleri yıktım mı emin değilim. Yıkmadıysam yine belirdiler orada. İndirmemiz gerekecek. Ama bu sefer full totemleri ve çadırları yıkmayı deneyebiliriz. Bakalım ne olacak. Şeyin gelmesini bekliyorum. Repitasyonun gelmesini bekliyorum. Her şeyi yıkınca çadırları da vurup yıkmam gerekiyormuş. O biraz silahlarımı yıpratacak açıkçası. Vura vura çadırların hepsini parçalamak ama göreceğiz bakalım ne olacak. Bir defa deniyoruz. Kuzeybatıya doğru gidiyoruz. Ve su veren bir şey bulabilirsem tatlı olur. Ya kırmızı o domates, portakal arası şeyden bulabilirim. Ya da kırmızı bitkiden bulabilirim uzun, ince. Sülük akıl sağlığımı azalttı. Bay bay. Kuzeybatı yaklaşıyoruz. O ne? Bizden galiba o boyalı değil. Yarası var. O ne? Kesik yarası. Derin mi o? Tüm kül pansumanı lazım sana. Al bakayım. Aa, kurtardık. 30. Okey. Ve şeyde yazıyordu zaten. Opsiyonlardan bir tanesi buydu. Bakayım. Kurtar diyor. Okey. 170'e çıktı. Güzel. Galiba yarayı doğru teşhis etmeniz gerekiyor ki kesik yarasıydı. O yüzden küllü bandaj yaptım. Bu arada bende kalmadı şu anda küllü bandaj. Çok kötü oldu. Ama bayağı kolaydı bu. Tespit edebildiğiniz sürece.
Efsaneye geldim. Neredeyim şu anda? Şuradayım arkadaşlar. A floating smoke monster? Ben doğuya gitmem gerekiyor. Ama kafam karıştı. Haritada zaten beyazdı. Bu mavi değil galiba bu şey. Sadece nehrin üstünde olduğu için öyle gözüküyor. Ben mavi ile beyaz var. Okudu okumadı. Öyle bir ayrım var zannediyordum. Yok. Demek ki denk geldiğimiz hepsini okumalıyız arkadaşlar. Aksi takdirde hangisini kaçırdığımı bilmeyeceğim. Haritada gözükürse ve ben okumazsam tesadüfen. Çok sıkıntı olur ileride. İnternetten falan bakmam gerekir. Çünkü sırası var defterde. Okey, buralarda vahşi hayvanlar olabilir. Yeni lokasyon. Ne? Hani yeni lokasyon? Ben şurada olduğumu zannediyordum. Burada mıydım? Buradayım ya. Bilmiyorum niye yeni lokasyon dedi. Çünkü şurada olduğuma eminim. Buradan doğuya gidince kampı bulacağız. Evet, bilmiyorum niye yeni lokasyon dedi. Değil bence. Şurada çocuk var. Oradan inme Ançar. Çocuk questi yapmak istemiyorum. Buradan oraya kadar taşımak çok uzun sürüyor. Yandığını da düştüm. Oh. Questlerin yandığını da düşünmüyorum açıkçası. Başka bir yerde çıkacak muhtemelen çocuk onu kurtarmazsam. Aynen, kusura bakmasın. Sen Roşan şu anda. Zaten düşman kampına koşuyor. Ne alemdeyiz? Su veya biraz gelebilir. Enerji gelsin. Halen bulamadım. Şu anda gelmiş olmam. Ya geldik. Biraz enerji. Evet. Totemleri kıracağız arkadaşlar hepsini. Kuş tüylerini alırım. East. Bunu alırım. Yakacak olarak kullanırım. Kuş tüyünü alırım. Oklar o kadar ağır olmasa gerek, o yüzden doldurabiliriz inventörümüzü. Aynen, beklediğimden çok daha uzakta çıktı. Acaba yanlış bir yerde miyim? Kampa varmış olmam gerekiyordu. O birisini daha bulduk. Aa, ölmüş. Ölmüş seni. Gömmem gerekecek. Bu bitkiye vurmuyoruz. Hainler, ödeyeceksiniz bunu. Gece basacağım kamplarını. Palmiye yaprağı. Elimde obsidiyen şey olunca ne kadar hızlı yaptık. Quest'te ilk bölüm bir saat sürmüştü bunu yapmak. Obsidiyen candır. Metal bıçak yapınca daha da iyi olacak her şey. Ama şu anda değmez. Bunlardan o kadar çok buldum ki. Tahta. Şunu kırsam ne verir? Kütük verdi. Kütüğe vurursam tahta. Kesicilerde kaç level oldum? Bayağı kastım. Yolu yarılamış olabiliriz.
Şey de bilmiyorum mesela max level'a gelince ne kadar daha kuvvetli oluyoruz. Böyle 2-3 katı mı vuruyor? Çok büyük bir fark olduğunu zannetmiyorum. Muz yaprağı. Muz yaprağı yok burada. Varmış. Şuradalar gördüm. Evet. Affet beni, seni kurtaramadık. Sana hoşça kal diyoruz. Öbür dünyada görüşürüz artık, nereye gidiyorsanız siz. Dua da ettik. 20 mi? O kadar uğraştım, 20 mi geldi? Ve şimdi... avlayacağız arkadaşlar. Buradan öldürenleri. Kampları burada olsa gerek. Yüzüme boyaları sürdüm Rambo gibi. Yayımı aldım. Emin adımlarla ilerliyorum. Şunu gömebiliriz. Şahane bir bitki daha. Pislendik bu arada. Pisken yemek yedik. Kesinlikle kayboldum bu arada şu anda. Kampa defalarca kez gelmiş olmam gerekiyordu. Headshot. Okuma alabilir miyim? Obsidian kemik bıçak. %33 kalmış şunun. Onu değiştirdim. Ne oldu? Aynı şeyi almışım. Bunu at yere. Okumu görüyorum ama milisaniye beliriyor. Alamıyorum. Hoşuma gitmeyen bir şey bu oyunda. Heh. Tam onu isabet etmeniz gerekiyor. %44 çok bir fark yokmuş kabile yayı. %28 kalabilir. East. Evet. Hiçbir fikrim yok neredeyiz. Çoktan buraya varmış olmam gerekiyordu. Doğuya... Ha geldik tamam. Burası ikinci bölümde kamp kurduğumuz yer. Çadırımız duruyor burada. İnsanlar durmuyor ama. Totemleri kıracağız. Kampı temizleyeceğiz arkadaşlar. Kuş tüyü. Göremiyorum başka bir şey. Ya çadırları kır diyor internet. Bunların hepsini parçalayacak mıyım? Çok parçalanır. Parçalanıyormuş. Okey. Bunu belki kıramam. Yüksek çatılıyı bakayım. Deniyorum. Evet, kırılıyor. Of, her şey kırılıyor. Bu benim kamp ateşim değil mi? Bakarız. Kesicilerde deli gibi kasıyoruz şu anda. Bir mızrak yapsam aslında mızrak da kasabiliriz. Buradalar, duydum. Duyuyorum adımlarını. Kokonat bug'lı alınmıyor. Efsane kastık. 50 level bile olmuş olabiliriz kesicilerde. Hmm. Nerede gözüküyordu experience'ımız? Burada. Burada 63 level olmuşuz kesicilerde. Max 100. Gitti bıçağım. Obsidian yok değil mi yanımda? Hepsini depoda bıraktık. Okey, sıkıntı yok. Bir tane mızrak yapardım kendime. Da gitti. Saplı bıçak. Şunu kullanayım da bari. Bakayım kaçta bu? 2'de. Aynen. Şeye gitmesin, canı gitmesin. Obsidianlarımın. Kırıldı bile. Dandikmiş.
karakterim çok atarlı ya. Bitti galiba. Bir çadır daha var şurada. En azından level kasıyoruz. O ne? Ağaç kesmişim. Okey. Şeyi yıkıyorum zannediyorum. Ağacı kesmişim. O da gitti ve son çadır olsa gerek. Yes. Ah, yıktık. 40 güven geldi bakayım. Hiçbir tepki vermedi ama. Bu kamptayız. Haritada keşke X falan atsa, bir şeyler yapsa. Ezbere bilmem mi gerekiyor? Hindistan cevizlerimizi bırakmıştık geçen bölüm. Su içtim. Su ve yağ eksiğimiz var. Bir gıdım. Ama bitti gibi burası. Ama bir iki saat uyuyayım mı? Merhaba. Burayı yıktım zannediyordum. Değişik taktikler uyguluyor. Kaçtı mı? Animede zannetti kendini. Etrafımda falan dönmeye çalışıyor. Ve şu anda kanıyor olması lazım. Enteresan bir karakterdi kendisi. İzin verirse oklarımı parçalıyorum. Oklarımı alamıyorum çünkü. Oklar inventörüme geldi otomatik, tamam. İnsan etlerini yere atıyoruz. Bunlara ihtiyacım yok. Papağanları işliyorum. Orada bir kişi daha var. Kampı bitirdik. Yani burada başka bir şey yapmama muhtemelen gerek yok. Bir tane zehir bandajı yaptım. Çok pisim şu anda. Hiçbir şey yememeliyim. Ellerimle. Halen ama totemler var etrafta mesela. Yeniler inşa ediyorlar. Ama bunları yıkmak hiçbir şey getirmeyecek şu noktada. Bu arada yüzerek de temizlenebiliyormuşuz, şimdi fark ettim. Ya da suyun içinde durarak temizleniyoruz. Ya şu mağaralarda bir bakmak istiyorum. Demir bulabilirim. Hayaliyle. Mesela bunları hala yıkabiliyorum. Rüya kampı yıktım diye achievement geldi. Sana tam emin değilim. Küçük kamp yıkıldı. 5 güven. Okey. Demek ki her şeyi yıkıyoruz arkadaşlar bundan sonra gördüğümüz. Daha çok fare var. Her şeyi yıkıyoruz artık. Kuş tüylerini aldım. Absürt miktarda fare var burada. Birkaç tane daha ok yapacağım. 8. Uf, çok güzel. Crafting de kasıyoruz. Galiba daha hızlı craftlıyor ve canı daha çok oluyor craftladığım şeylerin. Şu anda bir bıçak yaptığımda %30-%40 canı falan oluyor. Level'ım düşük olduğu için. Ama ileride %100 canlı şeyler craftlayabileceğiz. Bir tane iğne yaptım. Ve akreplere dikkat ederek şu mağaraya bir bakalım neler dönüyor. Çok fare var. Fare varsa yılan yoktur. Obsidian. Taş bıçak. Dursun. Kabile yayı. Canına bakamıyoruz. Bakabiliyoruz. Inventory'yi açıp mouse'u götürünce canı gösteriyormuş. Bu da çok güzel oldu öğrendiğimiz. Böylelikle yerden daha dikkatli bir şekilde toplayabiliriz eşyaları. Şimdi demir olursa güzel olur etrafta. Çok karanlık. Hiçbir şey görmüyorum. Bir tuzak var solda. İlk bölüm buraya geldiğimizde korkmuştuk. Şimdi el kol sallaya sallaya dalıyoruz headshot. 3 bölümde güçlendik baya. Merhaba. Okumu aldım. Yayı %50'ymiş. Yani bunu alıyoruz arkadaşlar. %27'ydi benimki.
Teşekkürler. Bunu öğrenmem çok iyi oldu. Çok kolay lootlayabileceğiz her şeyi. Buradan devam etmek istiyor muyum? Yok. İstiyorum. Orada birileri daha var. Haydi gidelim. O kadar korkutucu değil açıkçası. Forest'ta oynamış biri olarak. Bunlar germiyor insanı. Forest'ta böyle yerlere daldığınızda karanlıkta. Buradan kayabilir miyim? Birazcık korkuyorsunuz. Bayağı korkuyorsunuz hatta. Burada özgüvenliyim biraz. İndim. Bir şeyler duyuyorum. O akrebin yanında. Şurada akrep. Milimetreyle yırttık. Çok şanslıyız. Bu arada susuzluğum ne alemde? Yağ ve susuzluk hoş durmuyor. Bir tane konserve patlatacağım. Ve suyum yok şu anda. O yüzden çıkmam gerekebilir biraz yakında. Ya da pis bir su içebilirim. Değer mi? Değmez. Biraz daha bekleyelim. Belki buluruz bir şey. Ama su iyi değil. Kamp bulduk. Bence buradan sıkabiliriz. Headshot. Diğerleri hissetmedi bile. Headshot. Stealth Archer. Çok sallanıyor ekran. 3 tane headshot galiba. Okçulukta biraz kuvvetlenirsek ambulans geçiyor. Şu anda öyle bir ses yaptı ki. Oh. Akrep vurdu bizi arkadaşlar. 3 tane yetişkin adam hiçbir şey yapamadı. Akrep harcadı bizi. O kadar zırhım var bir işe yaramıyor galiba. Akrebe karşı tütün yapabiliriz. Şimdi susuzluğumuz sıkıntı olacak. Çünkü ateşimiz çıktı. Sıkıntılı olacak. Kabile mızrakları. Oklarımı alayım. Hadi alamıyorum. Böyle kıralım. O yüzden pis su içmem gerekebilir. Şey bulamadık. Yani güzel bir matara bulamadık oyunun başından beri. Küçücük kapasiteli bir su şeyiyle geziyoruz. Ana hikayede matara bulmuştuk. Ne güzel. Bunu alamıyorum. 5 güven geldi. Adamın kafasında kaldı okum. Neyse sıkıntı yok. Burası da bitti. Çok bir şey yok. Muhtemelen toplayabileceğim. Evet. Susuzluktan kırılacağız birazdan. Çıkıyoruz arkadaşlar yavaştan. Bir tane daha akrep ısırmasın lütfen. Bir şeyler duyuyorum yerde ama. Hiçbir şey görmüyorum. Çıktık. Haritada yeni bir yer açıldı mı? Açılmadı. O zaman nereden çıktığımı bilmiyorum. Yağ gereksinimiz gitti. Şunları yiyeceğim. Suyu da pis su içeriz. Sıkıntı yok. Şurada arı. Bal toplayalım biraz. Nereye düştü? Oh. Yukarı mı düştü? Yes. Üstümde bir şeyler var. Bye bye. Buradan bile çıkmış olabiliriz arkadaşlar. Buradan girip. Çok olası. Yani batıya doğru gidelim. Kampa gitmek istiyorsak. Ve susuzluğum sıfıra indi. Şu anda karakter sapıtacak. Su lazım çok acilen. Aa, seni kurtaramam hayatım. Dur orada. Güvenli değil, bunu içebilirim. No, bad idea. Yapacak bir şey yok. Okay, adamız kurtuldu. Başka, hadi kurtarayım seni hızlıca.
ateşim var şu anda ama hallederiz. Yani canları kurtarmak daha keyifli. Kampa gidiyorlarsa özellikle de. Ölüleri kurtarınca pek bir şey olmuyor. Yine susadım. Oradan yine içeceğiz. Yapacak bir şey yok. Biraz batıya gidersek evdeyiz zaten. Ateşimiz olduğu için çok fazla süsleyeceğiz. Bunları koydum. Palmiye yaprağı burada. Kütük. Bu arada şeyim çok az. Staminam, enerjim şu anda. O yüzden bir kombata girersem, özellikle panterli bir şeye, sıkıntıya girebiliriz. Bu kadar az stamina ile gezmemeliyim. O yüzden birkaç saniye uyuyacağım yerde. Yeterli şimdilik. Çok da uyumuyorum çünkü parazitler oturacak derinin altına. Onunla uğraşmak istemiyorum. Kamp çok yakın. Kampa gideceğiz bunu yapınca hızlıca. Tahtaya ihtiyacım var değil mi? Kütüğe vuruyoruz. Tahta nerede? Burada. Bir tane mi çıktı? Okey. Biraz daha çıkmasını beklerdim. Yine bitti enerjim. Enerji ağacı var mı etrafta büyük? İki tane gördüm, ona bakacağım. Mavi şey varsa. Mantar. Kütüğe vur. Tahta. Kütüğe vur. Tahta. Bir tane daha lazım. Hemen şuna bakıyorum. Şurada mavi mantar olabilir. Hadi. Yok. Şans. Biraz daha su içiyorum. Yapacak bir şey yok. Bağırsak şeyi geldi. Turuncu mantar bulursam hallederim birazdan. Bir tahta daha, şu kadını kurtarayım önce. Kurtarmak değil de artık. Enerjim bitti, patladı. Kıymetimi bilsinler. Neler yapıyorum. Kabilem için. Parazite karşı bir şeyim var mı? Ya herkesçi içebilirim. Yedim gitti. Ateşi etkiliyormuş. Olmadı, bir şey daha öğrendik. Ağrı kesici parazite götürüyor zannediyordum. Götürmüyormuş. Tahta tahta, bu da bitti. Son olarak muz ağacı. Bir saniye daha uyuyacağım. Parazitler artabilir bu arada. Ki diyor hala sıkıntı yok. Muz ağacı, muz ağacı, muz ağacı. Burada. Tak 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 tak. Ateş yakamayacağım. Enerjim yok. Sen orada dur bakayım. Değerlerim idare eder. Yine uyuyup ateş yakmam gerekiyor. Bağırsak şeyini çözmek istiyorum öncelikle, mantarlarını. Turuncu mantar bakıyorum etrafta da. Bu kadar kolay çıkmayacak muhtemelen. Çünkü onun artması çok büyük sıkıntı olacak bizlere. Turuncu mantar göremiyorum. Neyse, biraz da uyuyacağız. Çünkü ateş yakacak enerjim yok şu anda. Cesedi kaybetmezsem de güzel olur. Okey, kurtaracağım seni. Dayan. Pap 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 pap. Uyu. Uyu. Bir saatçik. Yeterli. Ateşi yakalım. Gözüm vardır umarım. Amma susadım gerçekten.
Şeyin etkisini bilmiyorum bu arada. Bağırsak parazitinin etkisini bilmiyorum yani. Daha fazla acıkıyor olabiliriz. Ama bilmiyorum. Okay, bye bye. Batıya. Batıya değil, doğuya gidiyoruz. Doğuda da kamp olsa gerek. Evet, bir gıdım kaybolduk ama halledeceğiz. Şimdi, mor nereden çıktı? Renkleri sağlamaya başladım. Turuncu mantar bulacağız arkadaşlar bir tane. O parazitleri alacak. Onun dışında susuzluğum da idare ediyor. Kampa kadar dayanırız gibi hissediyorum. Gel bakalım. Okey, vahşiler var. Çok sıkacak. Saklanamadım. İki tane vurdum ve dayandı. Bunun arkasında dursam vurabilir mi beni? Gel gel. Dramatik öldü. Oklarımı götürme! Okları almak çok zor bu oyunda. Çünkü cesedi o kadar çok yer kaplıyor ki. Bunu poposundan mı vurmuşum? Alamıyorum. Okey, kalsın. Çok çok zor nişan almak. Şeye. Oku çekmek vücudundan. Burası enteresan yerlere gidiyor. Buraya girmiyorum ben. Toteminizi kıracağım. Shit. Seriously? I'm thirsty. Devam. Hiçbir şey almıyorum. Odaklanalım. Turuncu mantar ve su. İki odağımız var. Buna hayır demem. Vücudumda bir şey var. Muhtemelen sülük. Bye bye. Şu ileriden doğuya döneceğim. Tam olarak yerimi bilmiyorum şu anda. Ama doğuda olması lazım kamp. Tanıyacağım muhtemelen yaklaşınca. Hadi mantar. Mantar çıkmıyor. Peki, çıkar birazdan. Bu arada şomazımı açmak istemiyorum ama pek yılan ısırmadı oyuna başladığımızdan beri. Çok yılana denk gelmiyoruz. Şu anda ateşimiz çıksa keyifli olurdu. East. Burası... Okey, kırdığım kampa geri geldim. Mağaradan dolandığım geri geldim. Su bulabiliriz burada belki. Lütfen. Yes. Susuzluğumuz biraz azaldı arkadaşlar. Save atabilirim. Ve buradan bu yolu biliyoruz. Buradan batı, güneybatı. South East. Güneybatıya gitmem lazım. Ama sandığım yerde değil miyim acaba? Burası olması lazım. Güneybatıya gitmeliyim. Güneybatı ama... Okey, buradan gideceğiz. Ama buradan geldim diye düşünüyordum zaten. Southwest. Güneybatı. Aynen, buradan gidersen base'deyiz. Bir dakikaya. Daha fazla şey bulmamız lazım etrafta. Bize yol gösterebilecek. Totemdi bilmem neydi. Özellikle mağaralar ters köşe ediyor beni şu anda. Mağaraların yerini henüz ezberleyemedim, öğrenemedim. Ama güneybatı aynen. Bir 30 saniyeye base'deyiz. Arılara dikkat. İhtiyaçlarım iyi, gayet iyi.
Enerjim azaldı sadece. Bir de turuncu mantar bulursak. Şu bağırsaklardan kurtulabileceğim. Bağırsak değil, parazitlerden kurtulabileceğim. Bağırsaktan kurtulmayalım. Bağırsaklarımız işe yarayabilir. Okey, burayı da biliyoruz. Kamp şurada. Kurtulduk. Gözüktü. Base'imize gitmeyelim aşağıya nehir kenarına. Burada bir soluklanabiliriz. Bağırsak parazitinin muhtemelen başka çözümleri de var ama benim bildiğim turuncu mantar. Ve bulduk sonunda iki tane yesem kurtulduk. İşte bu. Muhtemelen başka çözümleri de var. Ama o kadar da uzmanlaşamadık. Şimdi evim güzel evim. Birazcık uyuyabileceğiz. Dinlenebileceğiz sonunda. Kampları kırmaya başladık arkadaşlar bu bölüm. Reputasyon akıyor. Denk geldiklerimizi de kıracağız bundan sonra. Ve erkek yetişkin birini de kurtardık. Beraber gel şeylere dalalım. Düşmanlara dalalım. Benim boyum çok mu uzun? Benim boyum kaç? Bilmiyorum. Ya da bunlar küçük olabilir. Ne yapıyor? Tahtaları kesiyor. Okey, long stick yapıyor. Keşke alabilsem. Belki alabilirim bir noktada ama dekoratif muhtemelen. Tahtaları ben atmıştım. Okey. Köy kalabalıklaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi dekoratif yeni şeyler geliyor. Muzlar birikmeye başladı vesaire. Ya da iş yapıyor. Güzel bir şeye dönüşecek burası. Reputasyonum da kaç oldu? 200 oldu mu? 260 olmuş bin üstünden. Zaten 800 yapmam gerekiyor. Sadece gece gündüz döngümüz biraz bozuldu. Sabahları uyuyoruz, akşam takılıyoruz. Açlığım, susuzluğum çok iyi. Şuraya iki tane et atayım. Daha doğrusu çorban varmış, şunu içeyim. Oh, fullendim. Güzel. Güzel. Abi sonraki bölüm batın tarafına birazcık gitmeye başlayabiliriz. Sağ taraftaki birçok şeyi yaptık gibi hissediyorum. Kampları parçaladık. Şunu parçalamadık. Batıya gideriz şöyle. Şuralara bakarız, şu göllere. Hiç batıya gitmedik. Buralarda bir sürü şey var. Muhtemelen. Su kaldı mı burada hiç? Boş. Boş boş. Ve çok kokonat bulamadık. Belki bunu da aktive edebilirim. Çünkü hiç denemedik. Değişik bir şeyler yaptırtabilir. Bir kafayı bulalım. Ama önce birazcık kalabalıklaşsın içerisi. Öyle gireriz o işlere. Ve güneş batıyor. İlk defa uyku düzenimiz yerine gelecek arkadaşlar. Sonra sahile inip demirden şeyleri craftlamaya devam edeceğiz. Eritmeye. Kömürlerimizi birlikte muhtemelen zırh yapacağız. Güzel. Aşırı keyifli. Biraz daha enerji gelsin. Akşam da uyuruz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.